26 Mayıs 2019 günlerden yine bizim için keşif. Güzel bir kamp yaptık Sergen Bıçkıdere Şelalesi'nin üstünden. Oradan sonra bölgeye şöyle küçük bir keşif yapalım dedik. Hem 25 Mayıs Cumartesi günü Sergen'in içerisinden Bıçkıdere'sine çıkan yolu bir şöyle göz attık, keşfettik. Bugün ise oraya inen birçok dere var Bıçkıdere Şelalesi'ne. O dere boyundan bize bir dere yürüyüşü çıkar mı dedik. Muhteşem bir dere yakaladık. Yine Mehmet Türk vardı yanımızda. Onun önderliğinde. Ve oradan bölgenin az bilinen bir kayalığına daha geldik. Bu bölgede en çok bilinen kayalık Mona Petra kayalıkları. Şimdi onu göstereceğim size. O Mona Petra kayalıklarına birçok doğa sever gelmiş ve dönmüştür. Şu karşıda görmüş olduğunuz büyük kayalıklar, Mona Petra kayalıkları. Fakat o kayalıklara çıkıp baktığımız yer, şu an üzerinde bulunduğumuz öbür büyük kayalığı görmemize engel olan bir yerdi. Burayı görmemiştik. Burası da yükseklik olarak onun kadar yüksek olmasa, alçakta kalsa da genişlik olarak bir Mona Petra kayalıkları gibi geniş kayalığa sahip. Biraz ilerimizde bunun biraz daha küçüğü, üçüncü bir kayalık bölge oluşturmuş. Bölge ise tam bir yeşil deniz, bizim çok sevdiğimiz. Şu arada görmüş olduğunuz çatak boyunca dere ilerliyor ve derede minik minik şelaleler ve büyük 2-2,5 metre derinliği olan havuzlar oluşmuş. Yazın serinlemek istediğinizde bu bölgede serinleme şansınız, dere içi yürüme şansınız var. Evet, yürüyen ayaklar bölgemizi adım adım tanımaya, adım adım tanıtmaya da çalışıyor. Bu kayalığın adını Kızıl Ağaç'taki arkadaşlar, köylüler Fatma Kayalıkları diye koymuşlar ama Fatma Kayalıkları aynı zamanda Kurudere tarafında Mahyatepe'nin arkasında hikayesi olan bir kayalık. Buranın muhtemelen adı farklı olsa gerek diye düşünüyoruz. Evet, günlerden 26 Mayıs, Pazar, yürüyen ayaklar, Sergen, Sivriler, Kızıl Ağaç üçgeninde kalan kayalık bölgede.